بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى bu şifa kitabını geliyorsa fasliga kirdik mana manfaatli kılsın. Kazi yazın ilimlerden. Aldığı fasılda dünyevi zaruri ihtiyaçlardan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da mevcut ama az buluşu maktelgen narsalar zikir kılındı ve Resulullah da azlığı ispatlandı. Bunlar ne? Yemek içmek, uklamak. Bunların ihtiyaç. Lakin kan çeken bulsa çünkü abzal. Şimdi ne için abzal deyse, kan çeken bulsa çünkü abzal deyeni. Çünkü uyku ham, eğer ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kalpleri uklamaydı, gözler uklasa ham. Şu halette ham beraber insani ihtiyaç amelden bir nev tuhtaş var. İkinci cihetten yemek içmek ham kaysıdır manada o da aslı mubah amel. Yaxşı niyet bilen ibadet ki kuvvet bolsun, ilimye kuvvet bolsun degen niyette ve ki tanen hakkı sıfatı da şeriat buyurgen deyip durup yeseyiz acır var. Lekin aslı mubah da var. O aslı mubahı niyet bilen vasıta sıfatı da yaxşılıkke yaxşılıkke eyle yaptı ama o da aslı yiyişini özü yukunu özü özünü zatı da yaşa amelmez de o. Bu bah amel yani kısa yakınmazsa bari bir amel. Lekin salih amel, Allah'ın zikri, Allah'ın ibadeti bugün amelmez. İlla vasıta kılıp siz şu yukumdan miyemge kuvvet bulsun, yemeğimden tanemge kuvvet bulsun deyip şunu vasıta kılıp şunu niyet bilen sevabli amelge eğlentilesiz niyet bilen bu bah amel. Elbette o zatı da salih amel bulmagen, ibadet bulmagenlerse vesile sıfatıda ibadetki eğlentirilirken peyitte zatıda ibadet bugün amelini derecesiye çıkarmaydı beraber. Namazını orunu götmeydi. Mesela her kança siz niyet kılıp 5 saat kılın, 5 saat namazını orunu götmeydi o. Düşünürlüğü mü? Her kança niyet kılıp, iptarlıkken, seherlikken niyet kılıp, avukat yemeyin, yarım saat, yarım saatten mesela. Yarım saat tılavat Kur'an'ın orunu götmeydi. Berber aynı ibadet, zatı ibadet bugün derseniz derecesiye çıkmıyordu. Çünkü onun zatı ibadet, niyet bilen o derecesi kötürülür. Bunu zatı ibadet etmez. Niyet bilen ibadet ki eğlentirilir. Şu bilen bir bu her sefer o şu niyetli kırışki hemen hem kalbi hazır bu muydu? Neticede o köpünce mubah bir hak etir. O niyet şu çeki gebbeyti bismillahirrahmanirrahim niyet kıldım niyet kıldım bir zararım değişmez o. Sizge türtki o şey avukat niyetten nime türtki bo'layotgan bo'lsa o'sha niyat. U türtki odatda ko'pincha tanani ehtiyoji bo'ladi. Va siz u paytda chanqab ketdim ichib olay bir mazza qilay deyotgan bo'lasiz. Odatda uni niyat bilan masalan deylik namozga yoki ibodatga bo'ladigan qasd bilan taomga kelmaysiz odatda. Sizga turtki bo'layotgan omil ibodatga bo'layotgan omil bo'lmaydi. G'olibi. Qalbni hozirlashga urinib niyat qilasiz. Agar qalbingiz hozir bo'lib, niyatingiz sahih bo'lsa, haqiqatda o'sha sizni aqidangizga aylanib, turtki o'sha yaxshilikka xizmat qilishiga aylangan paytda ibodatga aylanadi u muboh. Shunda ham baribir zotida muboh niyat bilan ibodatga aylanayotgan bo'ladi. Zotida ibodat bo'lgan narsaning darajasiga chiqa olmaydi. Shuning uchun uni kam bo'lgani afzal. Nimaga? Ibodat bo'lmagani uchun. Yani ibadetten çalgıtuğu için arzu vermiş. Lekin tanene ihtiyacı var. Allah Teala şunu bitken. Ve onu terk kılgenden onu o şey halette bu saham. Yani zaruret miktarı da işletişlik afzal kısabına nedir? Kaysi manada siz hatta ki mubah narsadan ham ibadetke faydalanırkeniz nokta nazarıdan. Ve o şey mubahke ihtiyacınız bola turup o bulan ben bu mayankeniz köp ben bu mayankeniz nokta nazarıdan o şey ihtiyaç bulup duruşu abzal kısablan olur. Lekin beraber o şu halette ham aynı ibadet bulmaganı için onge uzağa vakit acretiş kub itibar kılış maktelmeydi. Şu bilen bir ki insan farişte bilen hayvani ihtiyaçlardan farişte tabiyet bilen hayvani tabiyetten takip topken farişte tabiyeti mail bugani sarı hayvani tabiyeti kemeygeni sarı onun insaniyeliği, adamiyeliği, uluğuluğu artıp var olur. Şunun için yemek içmekte, dünya metallerden faydalanışke imkan kadar kem vakit acil etiş, uyku ham cümleden şundan
fazilet hesaplanır. Şimdi bu demek dünyevi ihtiyaçlar, zaruri tabii ihtiyaçlarını azlığı maktala digenleri ottu aldığı fasılda. Şimdi bu fasılda şimdi zaruri ihtiyaçlar, tabii ihtiyaçlardan ama kub buluşu, mol buluşu, serap king buluşu, afzal hesaplanan sıfatlar kelediğinde bu fasılda. Aytadılar ki mana fi matta meddühü bi kesreti kubligi vufur degen mollik. Hayatı insan hayatının zaruratlarından, tabii ihtiyaçlarından bugün sıfatlar, ameller işlerini arasında kub buluşu maktalgen, mol buluşu maktalgen nesneler hakkında bu fasıl. Ve darbu sani ikinci tür şu. Ma yettefiku temeddühü bi kesretihi vel fakhru vel fakhru bi vufurihi. Hop. Kubligi bilen adette maktal edilen ma yettefiku temeddühü. Yani hemen maktaydı şunu. Bil ittifak maktaydı hemen kub buluşunu. Mesela nikah ve cah, mertebe. İnsanın mertebe bir derecenin belen buluşu. İctimai yani. Şimdi birincisi mesela nikah. En nikahu muttefakun fihi şer'an ve adeten. Muttefakun fihi diyene fit temedduhi bi kesratihi demektir. Fihi de murad muttefakun fihi fe muttefakun fihi de murad fit temedduhi bi kesratihi ve vufurihi. Yani nikah gekeledigen bu sek. Şer'an hem, şeriyette hem, adette hem, adamların ürfüde hem. Kub buluşu bil ittifak maktaladı. Sir nikah buluş maktaladı. Sir nikah degeni kub alıp koyuşmaz. Kub ayalı buluş. Bu erkek kişiye has bu. Ayalı kişiye emez. Ayalı kişiye kub nikah buluş maktalmaydı. Erkek kişiye kub nikahlı buluş maktaladı. Hazır bu yerde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam erkek bulgarları ve o şey erkeklik faziletten kim çıkıp yapırlıyor. Bu erkek kişiye has ayarlar gelmez. Erkek kişiye fazilet bol edilir. Şer'an hem, adeten hem. Yani şeriat hem maktigen köp nikahlıyı buluşunu. Ve adette hem insanlar köp nikahlıyı buluşunu maktedi. Köp nikahlıyı buluş digeni, köp ayarlıyı buluş digeni. Neme uçun? Dese, fe innehu delilul kemali ve sıhhati zükuriye. Çünkü bu kamil erkeklik, kamillik ve erkeklik sağlam erkek ikenige delil bo'ladi insan. Yani cismani kemalatke ve akli kemalatke hem delalet kıladı. Şunindeki maliyevi kemalatke hem. Bu iplege aladı köpne. İplege adam iki üçte dörtten birden gecemle aladı. Onge erişe akıl gerek, o şunge erişe cismani kuvvet gerek, o şunge erişe takat gerek. O için gerisi pul mal gerek elbette. Mesela siz bitti balanın baksız ayol kişi. Maktal edin. İki de balanın baksız köpüren maktal edin. İgzeyenin baksız bir vakitte yığla bir vakitte topalan kıladı. Yani. Köpüren maktal edin siz. Ona sıfatlı köp mihnet kıyanız için. Tötte İgzeyeni baksız ki birden ge. Ondan hem köp maktal edin. Düşündünüz mü? Birden ge. Şu vazifenizi, analik vazifenizi uddala olganingiz nuqtai nazaridan maqtalasiz. Erkak kishi ham bitta oilani ta'minlab, o'sha oilani ayolini ta'minlab, bolalari bilan qo'shib ta'minlab, jismoniy, moliyaviy, ruhiy jihatdan unga qanoat berishi erkaklikni kamolot hisoblanadi. Bitta ayolga qilolsa agar. Endi shuni bittadan ko'p ayolga qilolsa, albatta u kamol bo'ladi. Lekin bu degani to'rttan olib bollarda otasiz, bollarda onasini saqlab qo'yib ushlashni aylantirib yurgan odam emas u. Xohlaganini olib, xohlaganini qo'yib. Yo'q. U jamiyatda ehtiyoji bo'lgan o'sha ayolini ta'minotini zimmasiga olgan odam. O'zi aslida ikkita uchtaga uylanish katta mehnat hisoblanadi. Katta mashaqqat hisoblanadi. Haqqini ado qilib qilsa. Ammo ko'pchilik uni lazzatga aylantirgan haqqini ado qilmagani uchun. Xolasa qo'yib olaveradi, xolasa olaveradi, yangilaveradi. U maqtalmaydi, u eplanmagan odam bo'ladi. U kamolni belgisi emas, ko'p nikohdan murod ko'p olib qo'yish emas. Balki ko'p ayolni ta'minlay olish ham jismoniy, ham moliyaviy, ham ruhiy jihatdan unga taskin bera olish, ta'minot bera olish. Mana shu kamol bo'ladi. Hozir bittadan eplanmayapti ko'pchilik. Shuning uchun janjal hamma joyda. Eplanmasdan bittani ikkinchisiga tashlanyapti. İkinci, üçüncüye uylanmak zorunda. Uyunu parası yok. Birinci ballarını tamamlattı ki o zıknalı kıladı hala.
Yana ikinci hatunu alamam dedi. Yana dedi ki, onalarımız sabır kıyan dedi. Onalarının devri başka bu ki. Ular sen bana oturup, ya senin lampışka bana oturup sen. Çünkü fikri, her bir devirde, her bir yurtta, o şey yurtning, o şey devirinin ortaça halatı ve her bir kabile ve ailelerinin ürfü adatı alınan değil. Çünkü bayının kızını asayız, bay, bayının kızı uzun uyuda hadime işletip yürgen bu se. İdiş tabağı yuvuşke, kedi yuvuşke. Ozu fakat şu arasında kılıp, uzunu saklayıp, başka nasıl bilen, özünü işleri bilen bent bol. Üyüşlerine hadime agen bu se. O şey ailenin kızı gibi yürgen adam, hadime haberişi vacip bulan. Her bir devirde, her bir yurtta o şey uzunu yurtunu ürfü adatı alınır. Böyle bir deriz aldı hayvan mı mesela? O şey alınış gerek. Biz ata babamız kepede yaşa geldikken sizden kepede yaşayıp koyuyoruz. İkinci hatun diyeyim, alıma onge bir kepe kul veremem değil mi? Şunlarla her bir devirde o şey devirini, o şey aileni, kızın ailesini ürfü boyu içine tahmin edip durup ki ondan yine o şençe artsa merhamet yüklensin. Lekin birinci arabanı tartanmayıp özü kıyışa yiyor. İkinci arabanı ulediğin olsa sınadı o. Ya ki birinci arabanı üzer. O şundan ki intilgi yetim köpeğe. Bu kemal etmez bu. Nikahını köpeğe ettiriş kaçan kemal et bulur. Erkeliğini üddelegen de. O şu ayağını tındırıp koyuş gerek. O şende o ikincisini, üçüncüsünü alsın, onu yem tındırsın. O şu kemal et bulur. Doğru bu yedi ürf alınadı. Kembağal ailelerde kembağal, kembağal yurtlarda kembağal. Kitu olur. Çekerelenmeydi. Mesela köçmence kabileler kefede yaşaydı. Onlar ki kefe kifaya kılır. Çünkü kemalge ve erkeklik, zükuriyet, yani zükuriyet ruculetten başka. Daim ayetemiz. Ruculet, o hem erkeklik. Lekin o mertlik manasında işletilirdi. Ruculet, mertlik. O ayalda hem olurdu. Zükuriyet bu unusana aksi. Unutetun ayarlik cins manasında. Zükuriye, erkeklik cins manasında. Ama şahs manasındaki ruculet, ricallik, racullik ya ki ruculet, o ahlak bilen, şahsiyet bilen bulu. O ayaldayın buluşu mümkün. Biz dilimizde mertlik, cömertlik değildi. Mertlik, cömertlik ne? Futuvat yani ki ruculet değildi. Lekin bu yerde etkilerken zükuriyet yani aynı erkek cinsi sıfatı da kuvvetli buluş. Sağlam buluşunun bilgisi buladı. Ayalını, ayalarını köp buluş. وَلَمْ يَزَلِ الْاَتَّفَاقُرُ بِكَثْرَتِهِ عَادَةً مَعْرُوفَةً Bana şu, şu noktaya nazardan nikahının köp buluşu adet mağruf yani malum adettir. Nikahının köp buluşu bile fakirlenmiş. Falancının iki ta ailesi var, pistancının üç ta ailesi var. Dört ailesi var. Şunca ayalını temirle yaptı, hizmetini kılı yaptı. Ve o şeylerini hemesini başkarıp türüptü diyen bu kuvvetli bilgisi. Çünkü bitti adam başkarışken hem kuvvet gerek. Ahlaki salahiyet gerek. Akli kuvvet gerek. O tutta ailenin başkarışını uzun asanmaz. Katta kuvvet gerek bu. Şimdi o iki tane koyup, iki tane üç tane koyup telefonunu ölçülüp bundan bunca veya karşı bir ediyen yani kelesi hem üzerine koyup, sefer geçip getirip, tinç, derçe derçe diyen adam, o aciz adam. O kemal etmez bu, bu acizlik bu. Onun adam bitti bile yaşa uğruş gerek. Yani ki yaşı bitti ne hem, eplanmayı diyen bu ise, yaki yaşa uğruş gerek. Bu, o işe eplegen gayet ilgen. Elbette ikinci zamandan hem itaat, ayaldan hem itaat, ayaldan hem ahlak ve hakaza talep kılınladı. Lekin meyyarda bugün halette, erkek tamamından teminat ve hakaza talep kılınladı. Esasen ailelerinin tinç buluşu da erkekten mehir ve teminat gerek. Ayoldan itaat gerek. Ben şu nerse bulsa aile tinç buluyorum. Şu nerselerinin erkek teminat ve mehirini bir alış gerek. Şu bütün ailelerinin hemmesi. Bu kemalattan buluyorum. Bana şu bilen fakirleniş adettir. Adette mağruf adet. Meşhur adet yani. وَالتَّمَادُحُ بِهِ سِيرَةً مَضِيَّةً مَضِيَّةً diyenin uzağdan beri keliyekken siyrettir. Nikahını köprü gibi bilen mektaniş. Fakirleniş meşhur adet bu. Bu şimdi adette şundaki, insanların adette şundaki, hemen insanlarda şundaki. Bu nikahını kemaytanış bitti hatun bilen
yaşayış, ikinci hatın gibi ülenişim, mümkün meslek görüş. Bu narsalar aslı cinsi hayatka nisbeten bir nefretli kalış düşüncesi nasraniyelerden kirgen. O şey rahiblerde nikahdan keçiş bugün, rahibelerde hem nikahdan keçiş bugün. Çünkü Meryem durmuş kurma geller, aleyhisselam, İsa aleyhisselam durmuş kurma geller. Onlar ki has halet. Ular ki ergeşemen deyip durup, kengi rahib ve rahibeler, özlerinin tabiyetlerine zıt halette nikahdan çekilenişini adet kılışken. Allah pers kılmakken, lakin özlerce, şu bilen Allah'ın razılığını yapamız, Meryem'e okşayken bulamız, Allah'a acil edemiz, İsa'ya okşayken bulamız, Allah'a acil edemiz deyip kılışken. Lakin köpeği planmakken. İbtada'uha, mâ ketebnâhe aleyhim. Özleri tokuvalıştı onu. Biz onu yazgenmezdik onlarca. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتْيَا Ki rayasını kılışanmadı o sene. Zinayi getip kalıştı, nikah yok. Bacabazlıki ötüp yetişti, nikah yok. Ve başka oralarda hem şuna karaya kılışanmadı. Aynen şu düşünce terkap kalıp, ilacı var için üylenmezlik, yani ki üylense hem bitti belen ötüş, ikinci hatını almazlık, ikinci hatını yaman kılış, düşünceleri sinip koyar. Bazı halklarda. Biz gelin, oruç bilen kırıp giyen. Bunlar sanır. Oruç girişinden aldım bizde köp hatınlık keng yayılgan bugün. Bu insan tabiatı gezit. Çünkü daim cemiyette ayarlar sanı köp bugün. Daim. Hazırım köp. Mesela bizi hesabatta memur işimçe 30 milyon 34 milyon ahalını 48 faizi erkek 52 faizi ayol değiller. Ondan köp böyle düzü aslı. Hapta obuzga çıksızdım ekseri ayol. Bazarga borçsızdım ekseri ayol. Ben ise borçsızdım ekseri ayol böyle. O hesabat ondan hem köp buluş gerek neticesi. Bari şu hak doğru deyin, 4 faiz deyin. 4 faiz ne için minti oladı? O için için minti ayolga erkek gerek. O için köp ayolga üyleniş özü aslı takip kılınır. Çünkü cemiyette ihtiyacı olmasa o ayolunu kimdir tamirlemezse o buzuladı o. O harp oladı. Ayolunu izzeti için verilgen bunge ruhsat. Ayolunu horlaş çünmez. Çünün için adet sıfatı da İlgergi haklardan hazır geçe köp üyleniş, köp ayolga yige buluş fakat hesaplengen. Ve bir kavmini, ayolini, bir okuyup, kızını sorup kese, oşa kavm uçun bu hırsançiliği bugün. Kızınızge hardar buluşu bir aileden. Yani kızınızı alın, ben bakamen, zimmemge alamen, hemen mesuliyetini, hemen taminatını kılamen, mehir kursetemen, bu kılamen, bu kılamen diye vaad olgen o. Savcı oluş, savcılığının manası. Kızız bile hemen o da abki vereyim menge. Ben şu siz kıbırgan meselede yaşayayım ben diye bana bu gelmez. O zaman çoğun fakir bugün. Üyleniş fakir bugün. Ve biz bir kızge savcı bulsa bir tamamdan. O işte kızının ailesi ve kabilesi bu fakir getirgen. Eğer abur oluyor adamdan savcı bulsa. Adette şunu diye bakıyan daim. Şimdi şeriyette ki şeriyette ve emme şer'u ve emme fi şer'i fe sünnetun me'thuretun sünnettur. Adam Aleyhisselam'dan tartı. Adam Aleyhisselam'ı cennette Allah yaratkenden keyin uzunlu kavurgasından Havva'nı yaratdı. Aytiladı ki Adam Aleyhisselam cennette hemen nimet balı, nime gedur bezote yaşavurgan deydi. Kaçan ki uhlatıp durup kavurgasından uzunlu hoşlugan rafikasını yaratıp durup uzunlu ki yempeyti de keyin teskin topgan deydi. Ayalını hoşu insanın kavurgasından agenini bahisi hem çünden teskin asın için. Kalbiga eng yaqin joydan Suvaydan olingan deyiladi. Boshidan olmadiki boshiga chiqmasin, oyog'idan olmadiki xor bo'lmasin. Bag'ridan oldiki qo'ynida bo'lsin. Va o'zini jinsidan bo'lsin, bir-biriga tortib tursin. Shuning uchun ayol deydi. Masalan, siz bitta bir narsani bo'lsangiz, tanangizdan bir qismini kessangiz, masalan, barmog'ingizni kessangiz, barmog'ingizda mehringiz qoladi. Barmoq chopilganlardan so'rang-da, ustalardan. Bitta a'zosi kesilgan odamdan so'rang, o'sha a'zosida mehr qoladi. Qalbidan bir narsani uzib olgandek bo'ladi. O'z qalbida turibdi, o'z qalbi butun. Tanasidan bir barmog'ini uchini uzsa, tanasidan bir narsa uzilgandek talpinadi yuragi o'sha tanasining bir qismiga. U qism ham asliga talpinadi. Odamni bir juzidan olinganki, juz kulga talpinganidek. Kul juzga talpinganidek bir-biriga talpinishi uchun. Chunki nimaga? O'sha parça bilan u butun bo'ladi. Erkakdan bir qismidan olingan ki,
o'sha qism unga qaytsagina u butun bo'ladi. U qism ham o'zini asliga qaytsagina sokin bo'ladi. Ana shuning uchun o'zini qismidan olgan. Shuning uchun sunnatun ma'thura Adam alayhisalomdan beri sunnat bo'lib kelgan. Hamma shariatlarda. Vaqad qala Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytganlarki, bu ummatning eng afzali eng ayoli ko'pidir. Mushiran ilayhi alayhi sallam. Peygamberimizga ishora qilib aytgan. Ya'ni bu degani ummatning eng yaxshisi ayoli eng ko'p bo'lgandir degani xotini qancha ko'p bo'lsa shuncha afzal bo'ladi erkak degani emas. Bitta xotinlikdan ikkita xotinlik afzal, undan uchta xotinlik afzal, undan to'rtta xotinlik afzal, undan almashtirib yurgan 20 taga uylangan afzal emas. Ummatni eng afzal bo'lgan Muhammad alayhisolatu vasallam ummatni ichida xotini eng ko'p kishi bo'lganlar, chunki bir vaqtda o'zida 9 ta ayol ruxsat berilgan u kishiga. Demoqchi bo'lganlar, ya'ni sizlar nikoh agar yomonlik bo'lganda, nikohli bo'lish agar nuqson bo'lganda, ummatni eng yaxshisi bo'lgan Muhammad alayhisolatu vasallam ser nikoh bo'lmasdilar, demoqchi bo'lgan. U nikohi ko'p bo'lgan sari yaxshi bo'ladi degani emas. Tushunarlimi? Bu Ibn Abbosning gaplarining ma'nosi. U kishi bu ummatning eng afzal, ya'ni Muhammad alayhisolatu vasallam eng ayoli ko'p kishi bo'lganlar, demoqchi. Demak, nikohli bo'lish yaxshidir demoqchi bo'lganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun o'shanga ishora qilib muallif mushiran ilayhi deyapti. Rasulullohga ishora qilib aytgan bu gapni. Ya'ni qoida qilmoqchi emaski, xotini ko'p bo'lgan sari yaxshi bo'ladi degan qoida qilmoqchi emas. Balki eng afzalimizni xotini ko'p bo'lgan demoqchi. وقال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباه يكي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة بتنسخدا نبي عليه الصلاة والسلام اتلر كي نكهلنينلر نسل قلدرينلر چونكي من قيامت كنو أمتلرنا آرسدا سيزلر بلن سيزلر نكوبلينيز بلن مقتنم مباهي ديگن مقتنش demek bu yerde bana nikahlanışka bugün rağbat nimeyken pok nasıl kaldırış eken? Hanaka nasıl kaldırış eken? Muhammed aleyhissalatu vesselam fahirlenedigen nasıl kaldırış eken? Ana nikahını targıp kılmedigen cahit hayırdı. O tatip görüş cümmez. Sınav görüş cümmez. Nikahını maktel gene. Yani ki tötte balanı, tötte hatınını, üçte hatınını her zamanı doğdurup 18'te balı kimin olup kette öyleykenden bir haber yürüşmez. Belki Muhammed aleyhissalatu vesselam fahirlenedigen yani o kişiye hakiki ümmet böyle diyen. Farzallarını kaldırış noktayı nazardan, halal bulan kifayeleniş ve salih farzdan kaldırış noktayı nazardan maktaladı nikahını köprüge. Çünkü fe inni de ta'liline illetin yani sebebini et yaptılar. Ne mege nikahı tarafı kıl yaptılar? Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a hakiki ümmet böyle diyen kişilerini terbiyeleş noktayı nazardan et yaptılar. Uşalarını köpeytiriş noktaya nezirdi. Ve neha anit tebettül. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tebettülden yani nikahtan mutlaka üzülüşten kaytar gelirler. Bu yerdeki tebettülden murat nikahtan üzülüş. Özü aslı tebettül inkıta'a degen. Ve tebettel ileyhi tebtile. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a Allah Ta'ala ve tebettel ileyhi tebtile. Allah'a acelenip çıktı. Bu tebettelden murat oyatda ajralib chiq. Ya'ni Allohga ajral degani Allohdan boshqa narsa qolmasin seni hayotingda degani. Lekin bu yerdagi tabattul nikohdan uzilish. Ma'ma fihi min qam'i shahwa va ghaddi al-basar alladhayni nabbaha alayhima sallallohu alayhi va sallam biqoulihi man kana za tawlin. Tawl degani imkoniyat degani. Imkoniyat boyligi imkoniyati bo'lsa kimiki falyatazawwaj uylansin. Demak ko'ryapsizmi nikohga targ'ib qachon bo'lyapti? Man kana za tawlin imkoniyati bor odamga bo'lyapti. Hali bitta neplanmasdan ikkinchisiga sakrash emas. Har bittasini ta'minotini qila oladigan bo'lganingizda siz unga targ'ib qilmaysiz. Hattoki birinchi uylanishda ham hatto birinchi xotinga uylanishda ham o'shani ta'minotini qilishga qudratingiz yetishi kerak. Shuning uchun من استطاع منكم الباءة فليتزوج باش حادثة من استطاع منكم الباءة فليتزوج باءة ده مراد أيوة لتامنات
ayolun ta'minotini kimiki eplolasa uylansin, bo'lmasa ro'za tutsin deganlar. Avlavursin birga bo'lar demaganlar. Ro'za tutsin, ro'za tutish degan mana shu hadisdagi ro'za tutishdan murod qanaqa ro'za tutish? Doimiy tutish. 3 kun hayitdan boshqa. 2 ta hayitdan boshqa 3 kun. Surunkali ro'za tutish aytganlar bunda. Va saharlik iftorlikda sunnatga muvofiq ovqatlanishni nazarda tutganlar. Ertaman oshni gumbillatib urib, kechpayt shashilar bilan, somsalar bilan ovqatlanish aytmaganlar. Unda battar bo'lishi mumkin. Shu bilan birga surunkali bo'lmasa ham bu hadisga amal bo'lmaydi. Fa alayhi bis somdan murod onda sonda payshanba dushanbadanki haftada bir kun tutib tursin emas. Hatto ora kun ham emas. Surunkali tutishni aytganlar. Shunda tanani quvvati bir oz ketib, shahvat so'nadi. Bo'lmasa ora kunda tutsa, haftada bir kun, 3 kun tutsa jism yana ham sog'lom bo'lib, yana ham kuchayishi mumkin ehtiyoj. Hadisda aytilgani surunkali tutish. Va surunkali tutish shu o'rindan boshqa o'rinda mustahab bo'lmaydi. Qaytariladi. Demak, aytdilarki, kimiki qudrati yetsa, imkoniyati bo'lsa uylansin. Nimaga? Chunki bu ko'zni tiyishga va farjni saqlashga yaxshiroq. G'addul basar nikohni past qilish degani. Ahsonul farj degani avratni saqlash zinodan degan. Saqlashga imkonliroq bo'ladi. Ya'ni shunda ko'proq saqlanadi degan. Yaqinroq shunga. Hatta lam yarahu al ulama'u mimma yaqdahu fi zun. Demak aytmoqchilarki, tabattul ya'ni tabattul nikohdan uzilish. Agarchi unda kishida nikohdan uzilsa mutlaqo. Bu yerdagi tabattuldan murod balki mutlaqo nikoh haligi imkon o'zini imkonsiz qilishni ham nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin nikohga. Bunda kishi shahvatini mutlaqo kesib olgan bo'ladi. Mutlaqo ko'zini tiygan bo'ladi. Ya'ni ayol kishi zotidan o'zini uzoq tutgan bo'ladi. Shunaqa bo'lsa ham tabattuldan qaytardilar. Holbuki hadisi sharifda ko'zini tiyish va o'zini zinodan saqlash, farjni saqlashni targ'ib qilgandilar. O'sha ishga yordam bo'ladigan, o'sha ishni keltirib chiqaradigan tabattul nikohdan uzilish bilan bo'lsa, nikohdan uzilish bilan bo'lgani uchun qaytardilar. Demoqchilar bu Alloh. Hattoinki deydi, hatto ulamolar lam yaran nikah, ya'ni uylanishni zuhudga yaqdah degani nuqson yetkazadi degani. Nuqson yetkazadigan narsa deb qaramadilar. Uylanish odatda masalan dunyo ne'matlaridan iloji boricha kam foydalanish kerak bo'ladi zuhudda, to'g'rimi? Ayol ham ne'mat. Lekin o'shani ayolni kamaytirishga chaqirilmaydi. Ayoli ko'p bo'lishlik zuhudga halal qilmaydi. Zohirlikka halal qilmaydi. Modomiki niyat yuqorida aytilgandek bo'lsa. Shuning uchun Sahl ibn Abdulloh aytgan ekanlarki, ya'ni tustari قد حببنا إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن أيالله رسول أكرم عليه الصلاة والسلام قال محبوب يقوم لي بغن قند يقلب أولاردن زهد قلنسن زهد ديگانا رغبات سيز بولش زهد فيه بوسا رغب عنه ديگان رغبات سيز بول دونجا ديگان قند يقلب أيالله أيالله رغبات سيز بولنسن كي Payg'ambarlarning sayyidi Muhammad alayhisalatu vasallamga ayollar mahbub yoqimli bo'lgan bo'lsa. Chunki hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Sizlarni dunyoingizdan menga xushbo'ylik va ayollar yaxshi ko'rsatildi, sevdirildi deganlar. Buni sharh keladi past. Muhammad alayhisalatu vasallam sayyidul mursalin yaxshi ko'rar ekanlar ayollarni qanday qilib ularga rag'batsiz bo'lsin. Bu yerdagi muhabbatdan murod shafqat va rahmat muhabbati bo'lgan. Shahvat va vosita muhabbat emas. Rasul akram alayhi salatu vasallamdagi muhabbatning ma'nosi shu. U qanday? Masalan, amakidan ammani ko'proq yaxshi ko'radi. Tog'adan xolani ko'proq yaxshi ko'radi. Otadan onani ko'proq yaxshi ko'radi. O'g'ildan qizni ko'proq yaxshi ko'radi. Tushundingizmi? U ayollar yaxshi ko'rsatildi degani dunyodagi hamma ayol meniki bo'lsin deb yaxshi ko'raman degani emas u. Tushundingizmi? U ayol jinsini erkak jinsidan ko'ra yoqtiradilar. Ammadan, ammani xola, amakidan ko'ra ko'proq. Xolani tog'adan ko'ra ko'proq. Onani otadan ko'proq yaxshi ko'rish.
Bu hamesi mehirden. Mehirden ve şefkatten. Cümleden nikahda ham ayollarını yaxşı görgenler. Çünkü kızlarını yaxşı görgenler. Fatima radiyallahu anhanı oğullardan köp yaxşı görgenler. Düşünürlüyün mü? Bana şu manada aitilgen. Çünkü bazı ulamalar aitledi ki, muhakkiklerden birileri aitledi ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'nin miras huru bulgen alimnin alametlerinden biri ayollarını yaxşı görüş diye. Vakat kâne sahabalarının zahidleri, ayolları köp, sürriyeleri köp, sarari sürriyeni köplüge. Sürriye, pul saklaş üçün yani ki, mücamaha üçün alınadigen çoğru. Sürriyesi köp bugün ve kethirin nikah, kethirin nikah, nikahları köp bugün. Sürriye çoğru. Çoğru ki, köşedeki iştikiyenimiz, uzun yanında buluş için alınan çoğru. Çöre. Kul bosa erkek oladı. Kul bosa erkek oladı. Çöre deyip ayarlar. Ayarlı meyten. Ayarları kub bugün, sürriyeleri kub bugün. Halbuki oşa sahabalar zahid bugün. Ve kad hukiye fi zâlike. Yani fi zâlike degeni fi kethreti zavcat. Yani bu barada ayarlı kub, sürriyesi kub bugünlige hakkıda Hazreti Ali'den rivayet var. Hazreti Ali'nin vefat etken payetlerde törtte ayarları, on yedide çoğurları bu geldi. Halbuki zahirlerinin imamı bu geldiler. Ve Hasan radıyallahu anhu, İbni Umar radıyallahu anhu ve başkalar. Hukiye anhum gayru şey degeni fî zâlike gayru şey. Bu barada bir neyse nersel rivayet kılıngen degen. Gayru şeyden oldu. Hukiye gayru şey. Ekser min şey demekçi. Bir neyse nerse rivayet kılınken. Bir kança kavurlar, rivayetler var. Hazreti Ali, İmam Hasan İbni Umar'lardan ve başka sahabelerden zahid bugünler, ayarları, aileleri ve çoğurları kub bugün. Demek ki zuhudge, zahidlikke kub hatırlik, kub aile kılış nuksan yetkazmiydi demektir. Lekin bu ülenişte murat, o şey yukarıda etkenimizdik. Oşanca adamın yükünü kütarış bu. Oşanca adamını zimmege alış bu. Oşançın zuhudge halal bilmedi. Zuhud dünya nimetlerinden rağbetsiz buluş. Ama bu üyleniş lezzetini arkasından kuruş noktaya nezer denmez. Belki köpürak mesuliyet alış noktaya nezer den. Bu genel için zuhudge halal bilmedi. Ve kad kerihe gayru vahidin en yelkallaha azaben. Azaben degeni boydak degeni. Nikahsız. Birkaçça ulama gayru vahidden murat birkaçça. Birkaçça ulamalar, yani sahabelerden varid bugün Allah subhanahu ve taala'ya boydak halette yoluqışını istemegenler. Yani ayalı olup koyan bosa, ozu karıp koyan bosa hem nikahlanışke nikah alışı kudreti yok. Halette kesel bugün haleti de hem. Ozu hem ozu acel yakınlaşıp koyan halet. Nikahlanayın hiç olmasa şu canım çıkınca nikahda türeyin de Allah'ın huzuruna nikah bulan barayın de ağzaki akıt kılıp olsa hem nikahlanışken. Ve az fırsattan ki vefat etken lakin nikah bulan yolu kışını isteyen. Şimdi kişiler rivayet kılınken. Selef-i Salihler'den. Şimdi bu kişi demek nikahını kub buluşu, sirhatın buluş yukarıda etken manayımızda maktelerken kanakasıya maktelsin ki Yahya aleyhisselam ve İsa aleyhisselamlar nikahsız uçuşken ve Yahya aleyhisselamın nikahsız buluşunu Allah maktagen Kur'an'da. Onda birbirine karşı kuma yaptın. Ve hasuran. Seyyiden ve hasuran ve nebiyyen minas salihin. Zekeriya aleyhisselam'a senge oğul biremiz Yahya degen. O seyyid buladı. Hasur buladı degen. Hasur degeni hasırdan, çekileşten alıngan. Yani çekilengen buladı. Yani nikahtan çekilengen buladı. Yani ülenmeydi. Dip hasurligini maktagen o. Degen bir işkarını tuğdurmak. Ve İsa aleyhisselam Allah-u Teala'nın ulul azm peygamberlerden. En uluk peygamberlerden. Ve mucize bilen dünyaya keltirilgen peygamber. Atasız Allah-u Teala o ziyaretken. Başka birer bir peygamberge kürsetilmegen. Fazıl kürsetilgen İsa aleyhisselam. Ve hatta peygamberimiz aleyhisselatü vesselam adam balası var ki onge tuğulgeni de bir de cin tırkeledi.
Hatta menge hem tirkelgen. Ama ben de geleceğin Müslüman bugün yaşlılıkta buyuruyordu. Fakat İsa bundan müstesna değildir. İsa aleyhisselam ki tuğulgende hem cin tirkel gelmez. Şuna kanka Allah Teala o kişinin pak getirgen dünyaya. Öyle mi ötken 33 yaşta ötkenmez kötarılgen dünyaya Osman'a. Kötarılgen aile kurmagen 33 yaş ekilip. Eğer aile kuruş fazilet bugün de ne demek İsa aleyhisselam kurmadı? O kişinin aile kurması ki fazilet bol diyor. Ne demek siz bu yada indi nikahını fazilet diyebiz. Yahya aleyhisselam'ı aile kurması ki bilen makta diyor. Ne demek indi onu mukabilede siz nikahını makta yapsız. Degen bir muamma tuğdurup görü yaptı. Savar. Şimdi cevap verildi ki. Dediler ki kana kılıp nikah ve onu nikahını köp kılış faziletlerden bulsun. Bana Yahya İbni Zekeriya aleyhisselam Allah Teala o kişini hasur deyip maktagan ku. Qanday qilib Alloh taolo u kishiga ojizlik bilan maqtaydi. Siz fazilat deyotgan narsaga ojiz deydi. Siz nikohining ko'p bo'lishi fazilat deyapsiz, u kishi o'sha fazilatdan ojiz bo'lsa qanday qilib maqtaydi? Demak, Alloh maqtayaptimi? Demak, u ojizlik emas, fazilat bo'lishi kerak u o'zi, demoqchi. Mana Iso alayhisalom ham xuddi shunday. Va hada Iso, mana Iso alayhisalom ham shunday. Tebettele minen nisa. Ayollardan üzülgen idi mutlaka. Ve lev kâne keme karartahu nekâhe. Oki la nekâhe. Siz yukarıda takrir kılgen yani hulasa kılgen gap. Yukarıda siz ispatlamakçı bugen gap. Doğru bugen de İsa aleyhisselam'a nikahlengen bulardı. Yani pazilet bugen de köplügi pazilet bugen de nikahın. Şunu dediğim bu sen fe'in kulte fe'alem Fayın kultanın cevabı. Şunda dediğim bu sen bilgin ki fa'lam cevap. Bazı ulamalar fayın kulta kultu ya ki kulna de beter. Şunda dediysen şunda dediğimiz de cevap verir. Kulna bilen kultu bilen cevap verir. Şunu fenkale dedi. Arap dildi. Fenkale. Fenkale diyene fayın kulta de soru tutdurup kultu de cevap verir işte. İmam-ı Zemahşari kâne kâthîral fenkale dedi. Zemakşari fen kalası köpüldü. Fen kala ne diyen? Fe in kulte eğer şunu dediysen bunda adep cevap verirsin fen kala dedi. Fe'lem bilgin ki Allah subhanehu ve teala'nın Yahya aleyhisselam'a maktav ayetişi hasur deyip yani nikahsız nikahlanmayı diyen nikahdan çekilen gendip üzülgen deyip maktav ayetişi bazıları ayetken de o kişi hayub ayol kişiden korkadigen bugün denmez. Yani la zekara lehu, yani cinsi azası yok bu gendenmez. O kişinin hasurligi hayub, yani ayoldan haykadigan bu gendenmez. Yani cinsi azası yok bu gendenmez, o kişinin hasurligi. Yani asli kabiliyet bu gendenmez. Bel, kad ankara hâzâ huzzâkul mufessirîne ve nukâdul ulemâ. Hâzâ eden murad, bazılarına etken gibi. Yani Yahya aleyhisselam'a hasurligi nimeden bu gendenmez? Cinsi azizlik yani azanı uzu yokluğu yayın ki hayaldan korkusu bilen bugün diyen gebni hazık yani utkir müfessirler ve hakiki nukkat yani tenkidi örgen uçu ulemalar bunu rad kılışken inkar kılışken bu gebni. Neme deyişken ve kalu hadihi nakisatun ve ayib. Pusulaya tekken nerse hayal kışıdan hayık edigen buluş. Ya ki bir de azanı yok buluşu. Bu nuksan bu. Ayıp bu. Peygamberlerle layık kemiydi bu. O inneme ma'nehum belki onun manası fakat şükürde geçe. Ennehu ma'sumun minezzunum. Hasurdan murad çekerelengen den murad günahlardan çetlengen degen manada. La ye'tiha günahlarını kımaydı. Kennehu husira anha goyan ki günahdan günahını kılalmaydigan kılıp çekilip koyulgandik. Oşa manada hasurun manası. Birinci manası. Yani ve hasuran den murat ülemi ötedemez. Mutlaka günah kılmaydı masum degen iken. Birinci manası. İkinci manası ve kıyla mani'an nefsehu mine şehve. İkinci manası nefsini şehvetten tiye uçup uledi degen. Ve kıyla leyset lehu şehvetun fin nisa. İki, üçüncü manası. Asla ayollarga rağbeti bulmaydı. Kuvveti buladı, rağbeti bulmaydı.
Fakat bana leke min hâzâ enne ademel kudreti alen nikâhi naqsun. Bana şundan körüp türüp sanki yukarıdaki ulamaların bahsede Yahya aleyhisselam'ı hasıl bugünü cinsi acizlikmez. Belki oza aslında rağbetsiz bugün. Kuvveti bugün, imkaniyeti bugün. Lekin Allah'a aciz egeninden bunlar sanki bunge vakti acizlikçe, bunge aşınışke oza istemegen. Degen mananı çün yapmaz. Bundan ne çıkadı? Cinsi acizlik ayıp ikenliği çıkadı. Cinsi acizlik ayıp iken aksi bugün kuvvet kemal buladı demek. Demokçiler. وَاِنَّمَا الْفَضْلُ ف۪ي كَثْرَتِهَا مَوْجُودَةً ف۪ي كَوْنِهَا Fazilet ne demek? Fazilet o şey rağbetinin, cinsi rağbetinin, kuvvetinin bor bo'lib keyin onu tiyip turishdadir. Fazilet şunda. Nima bilan tiyadi? Yo mujohada bilan o'zini ustida ishlab, nafsini yengib İsa alayhissalomga o'xshab. Yoinki Alloh taoloning o'zi o'sha narsani tiyishda u kishiga quvvat beradi. Qanday qaysi ma'noda Alloh o'zi u kishini o'sha quvvatni sarflashga ehtiyojini olib qo'yadi. Quvvat bor, imkoniyat bor, ammo o'sha narsani sarflashga ehtiyojini qondirishga bo'lgan istakni Alloh taolo o'zi olib qo'yadi. Quvvat bor, istak bor, imkoniyat bor. Hatto istagan bo'lishi mumkin. Lekin o'shani yengishga mujohada tirishib o'zini urintirish, roza tutish va hokazoga ehtiyoj bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi kifoya qilib qo'yadi o'shini bosilishiga, yo'q bo'lishiga. Mana bu fazilatdir. Yahyo alayhissalomga bo'lgan. Nima uchun fazilat qo'shimcha? Yani shahvat bo'lib turib uni tiya olish yoki tiyishiga Alloh taolo o'zi uni tiyib qo'yishi Yahyo alayhissalomdagidek. Nima uchun fazilat desa, nimaga desa, chunki bu ish shahvat va uni qondirish ko'p vaqtlarda bandani mashg'ul qiladi. Shu ayol bilan bo'lishga va hokazoga vaqt ketadi. Zikrdan yoki ibodatdan chalg'itadi. Hattatan ila dunyo. Dunyoga soladi inson. Dunyoga, chunki oila qurdingizmi, uni ta'minlash kerak, boqish kerak deb turib, keyin ishlashingiz kerak, kasb qilishingiz kerak va hokazolarga majbur bo'lasiz. O'sha narsalarga chalg'ishdan omonda qoldirgani uchun shahvatni tiyish yoki Alloh taoloning tiyib qo'yishi. Iso alayhissalom va Yahyo alayhissalomlarda fazilat bo'ldi. Ammo qobiliyatni yo'qligi bilan emas. Qobiliyat bor-u, uni tiyish fazilat bo'ldi. Qaysi nuqtai nazardan? Allohni zikridan, ibodatdan, chalg'ituvchi narsadan uzoqlashgani nuqtai nazaridan fazilat bo'ldi. Thumma hiya fi haqqi man uqdira alayha va mulikaha yoki va malakaha va qoma bil wajibi fiha va lam tashghalhu an robbihi darajatun ulya. Keyin bu fazilat bu. Mashg'ulotdan, mashg'ul qiladigan narsadan uzoqda bo'lish fazilat. Lekin ammo o'sha narsaga qodir bo'lib jinsiy quvvati bo'lib, lekin o'sha o'zini quvvatini o'zi tizginlay olsa va o'sha narsani zimmasidagi vojib bo'lgan haqqini ado qilolsa, jismini haqqini ado qilolsa, ayolga uylanib ayolni haqqini ado qilolsa va bu haqlarni ado qilish uni Allohdan chalg'itmaydigan bo'lsa, bu yana ham oliy daraja bo'ladi. Bu nabiyimiz alayhissalotu vassalomning darajalari edi deydilar. Shu yerda esimga tushib qoldi. Qobiliyati bor-u, rag'bati bor-u, ammo Alloh bilan mashg'ullikdan bu narsaga o'zini ajratmaslik holati Yahyo alayhissalomdagi yoki Iso alayhissalom Alisher Navoiyda bo'lgan, Hazrat Navoiyda. Hazrat Navoiy uylanmayotganlar. 60 yoshda o'tganlar hijriy qamari hisobda. Husayn Baqaroni ayoli o'ylab qoptiki, bu Navoiy bu Mir Alisher vazir bo'lsa, saroyda kanizlari bor misol uchun, bu odamga butun xalq muxlis, uylanaman desa uylansa bo'ladi. Imkoniyati bor. Masjid qurdirib, madrasalar qurdirib, robotlar qurdirib, minglab odamlarni boqib yuribdi topgan puliga. Bu odam nimaga uylanmaydi ekan? U she'rlarini o'qisangiz juda bir nafis, nafosatli u. Tuyg'ulari ham baland. Laylo Majnunni masalan yoki Farhon she'rini o'qisangiz, ikki jinsni bir-biriga bo'ladigan nozik tuyg'ularini o'ta daqiq ifodalab olgan.
O'ta dakik. Bu derecede tuyg'u hislar bilan. Bu derecede imkoniyat bilan nimaga uylanmarkin bu? Ojizmikin? Deb o'ylab qopti. Keyin jo'natibdi bir qizni, kanizakni Navoiyni oldiga. Jo'natib sinabdi. Kanize borib kechki paytda borib shomdan keyin borib ta'sir sizga arzim bor, savolim bor deb boribdi. Ha bo'pti, xo'p. Desa o'tirib gapiraveribdi, gapiraveribdi. Vaqtni o'tkazib kech kirdiribdi. Keyin birpas turib aytibdiki, ta'sir men shu yerda qolsam bugun. Ketgani qo'rqaman ko'chada, yo'lda. Debdi. Desa Hazrat Navoiy o'ta xushyor odam bo'lgan. O'ta zukko odam bo'lgan. Mayli debdi, u palonxonaga kirib uxlavering debdi. O'sha xonaga kirgizib olibdi. Keyin kechasi chiqib, haligi ayol Navoiy kechasi bilan yozgan. Kunduzi bilan davlat ishi bilan bo'lgan, kechasi ibodat va ijodda bo'lgan. U kishi ijodda o'tursa chiqib, rag'bat ko'rsatib qolibdi keyin. Taqsir, men sizni sevib qo'yganman, yaxshi ko'rib qo'yganman, bo'lganman, bo'lganman. Hozir meni bag'rizga olmasangiz bo'lmaydi, undoq bundoq. Degan ekan, Hazrat Alisher sezibdilar, kim jo'natganini ham bilganlar. Aytibdilarki, xonimga ayting debdi. Bizda quvvat bor, rag'bat yo'q degan ekanlar. Borib keyin xijolat bo'lib qaytib ketib borib aytsa, u aytgan ekanki, xonim malika aytgan ekanki, Alisher Navoiyga qoyilman, shahvat ilgiga yoqasini ushlatmadi deganlar. Shahvat ilgiga qo'liga, ya'ni shahvat qo'liga yoqasini ushlatmadi deb qo'ygan. Hazrat Navoiy ham shunaqa bo'lganlar. Ya'ni quvvati bo'lgan. Bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam, bu yerda ya'ni jinsiy quvvat bo'lmasligi nuqson. Hazrat Alisher Navoiy xuddi shuni ta'kidlaganlar. Bizda quvvat bor, imkon bor. Lekin qalbimiz Alloh bilan bog'langan va shunday band bo'lganmizki, bu narsaga ko'nglimiz sig'mi, ko'nglimizga sig'maydi bu bizga deganlar. Endi u odamni gulini yaxshi ko'rib qolib, tentalab yurgan bir ahmoqqa aylantirish eng ahmoq odamlarning ishi. U hamma so'zlari hammasi Allohning ishqida, ruhoniyatda bo'lgan hamma gaplar. Tushunarlimi? Endi lekin Nabi alayhisolatu vasallamning kamollari undan-da yuqori. Nima uchun? Chunki ular Allohdan mashg'ul qilib qo'yishdan qo'rqib shu narsani tark qilgan bo'lsa, o'sha narsani ado qilib turib Allohdan mashg'ul bo'lmaslik undan kamol bo'ladi. Shuning uchun Imom Ahmad aytganlarki, Bishrohofi ham uylanmay o'tganlar. Bishrohofi katta muhaddislardan, Balxni katta muhaddislardan, vali zotlarni kattalaridan, karomatlari zohir odam bo'lgan. Zohidlarni imomlaridan. Bishrohofini aytganlarki, Imom Ahmad Bishrning o'zini aqronlaridan, atrofidagilardan kamolotda o'zib ketgani, ilmda va taqvoda, ibodatda o'zib ketgani sababi chunki u uylanmadi. Chunki uylangandan keyin boqish kerak, boshqa qilish kerak deb ilmdan, ibodatdan chalg'irdi. Uylanmadi. Shuning uchun ilmi va ibodatida atrofidagi o'zini o'rtoqlaridan o'zib ketdi. Lekin uylanganda ishi tamomga yetardi degan. Shu kamolotni uylanib turib qila olganda ishi tamomga kamolga yetgan bo'lardi yana. Ya'ni oxirgi kamol nuqtasiga yetardi. Shu nuqta, shu ma'noda ya'ni. Imom Ahmad Bishrohofi haqida aytganlar bu gapni. Tushunarlimi? Endi aytadilarki, bal zadahu zalika ibodatan. Balki Nabiy alayhisolatu vasallam kamollari nima deydi? Zalika ya'ni nikohlari ko'p bo'lishi ibodatlarini ziyoda qilgan yana. Nima bilan? Li tahsinihinna va qiyamihi bi huquqihinna. Nima bilan? O'sha ayollarni tahsin qo'rg'onlaganlar. Tahsin degani qo'rg'onlash. Ayol kishining ehtiyojlarini qondirib, boshqa erkakka intilishdan, ya'ni umuman erkak zotiga ehtiyojini ehtiyoj tuyishdan uzib qo'ysa, shuni tahsin deyiladi. Val muhsanat deb shuni aytadi. Muhsanat hisinga qo'rg'onga olingan, hisn qo'rg'on degani. Tahsin qo'rg'onlab qo'yish. Qo'rg'onlab qo'yish nima degani? Ehtiyojini qondirib, boshqaga ehtiyoji tushishdan uni behojat qilib qo'yish. Shuni tahsin deyiladi. Ayol ko'pgina ayolni shunday qo'rg'onlab, ularni ta'minlab qo'yganlari. Ularni haqlarini ado qilganlari. Qoma bihi ado qilish. Va iktisabihi lahunna va ular uchun kasb qilib ularni ta'minlab qo'yishlari.
Ve hidayetihi iyyahunna. Ularını doğru yolga hidayetlep koyuşları. Uzdoyling bitti ayolunu terbiyeli konuş kınakı. Tokus ayol terbiyeleşti. Yani tokus tabiyet. Tokus hıl tabiyet o. Hamaları zahide bugünler analarımız. Hamaları ibadetli bugünler. Şunu uzun mucize, kipaya kaladı mucizelik ki. Ayol kişinin dünyadan rağbetsiz, dünya ziynetinden rağbetsiz kılı oluşunu uzun kette cihat hesaplandı. Şimdi bir neslesini şimdi terbiyeli alış. Bolu ben yaş kette bolup ki gelenlerini terbiye alış. Terbiyeli alış. Bu cüde kette kemalat hesaplanır. Ularını hidayet kılışları hem ularını teminatını kılıp hidayet koyuşları şu ozu ibadet üstü ki ibadet bu Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bunu o kişinin mucizeleri yani. Çünkü eğer yalgancı bugün de bir kişi onu yalganını bitti ayalı saklaşım mümkün saklayarsa. O zaman kişi saklanmadı sıru. Mabada saklasa bitti ayalı saklaşım mümkün. Lakin kup ayal hiç kaçan sır saklanmadı. Mümkün mü? Bolvan analarımız iki grupya bölünüşken bugün. Bir taife, beş tanesi başka, dört tanesi başka bugün. Beş tanesi alayda ağayını bugün. Birbirine yakın, dört tanesi başka alayda ağayını bugün. Birbirine dünyanın bugün, yakıra buluşken. Tarafma taraf buluşken. Ayollarda tarafma taraf buluş tabiatta var. O şende halette sır saklaş tabiatı da bu megan tokusta şahsını ayol kişinin sır saklaşı ota kıyım bulat. Kısıyat ki berilgen payeti ayet koyu orada hemen olsa. Bir yığılaysa hem ayet koyat, bir külse hem ayet koyat. O şende ayollarını bir kişinin hakkı da bir kıl gepe yetişti, o kişinin rastgele bildiler. Ve insonning asli tabiati, asli holati oilasida ochiladi. Odam tashqarida o'zini chiroyli qilib yurishi mumkin, lekin uyda asli tabiat ochiladi. Inson bir umr takalluf bilan bir umr o'zini majburlab yaxshi odam bo'lib yashamaydi. Rasul akram alayhissalotu vassalomni haq payg'ambar ekanliklari, rostgo'y ekanliklariga dalillardan, mo'jizalardan bittasi ayollarning ko'pligi. U ayollarning ko'pligidagi hikmat u kishining ichki hayotlarini ümmetke talimini kaldırış. Ve yana bir hikmet, muallimelerini tayyarlaş. Çünkü o için analarımız takap geçişken. Davet için, talim için, ayollarga has talim için alohida uylangenler. Çünkü hemen 57'den ki 53'den ki uylangenler. Erkek kişinin ihtiyacı olsa 30 bile 40'da arası da kızıydı o. Ayolga kızıkkan adam, yaşlıgı da kızıkkan. 50'den ki adam bir tahtın razı olup, altı şey mi kalır bir tahtın olsun. Bazı adam ki. 50'den ki erkek kişi de rağbet pasaya cüdeyen. Köpeytele diyen adam bulsa aslı 30-40'da köpeytele. O şey vakitte köpeytirmezden 50'den ki köpeytirgenleri vazife noktaya nazardan köpeytirgenler bulur. Vahiy bilen bugün hemen. Ve mucize hem bugün Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ve kemalatlarını hem bilgisi. Adatta 50'den ki erkek kişinin erkekliği hem pesayet. Uşan'da hem kuvvetleri yetişi, erkeklik kemalatları hem bitti delalet kılır. Allah. Ve onların haklarını eda kılıp, onların hidayetle talim verip, hemelerini güzel ahlaklı, hemelerini zahide kılıp terbiyeleş, şunu uddelegenler, bu ibadetin üstüki ibadet, o kişinin nikahları, nikahlı hayatları, ayarlarına köpü gülenişleri, ahiret işi gelengen, dünya işimiz. Şunun için hubbi ileyye min dünya kum deb aytganlar. Sizlerini dünyayınızdan. Göyen ki dünya o kişinin kimes. Dünyaya alakasız. Sizlerini dünyayınızdan. Ayarlar menge mahbub kılındı. Sevikli kılındı. Sizlerini dünyayınızdan. Ve ular o kişinin fedelle enne hubbehu lima zekara minen nisai ve tibi ellezeyni min umuri dünya gayrihi ve isti'malehu zalik leysa li dünyahu bel li ahiretihi. Demek o kişinin sizlerini dünyanızdan degenleri bu hoşboylukunu yaxşı görüşüm, ayarlarını yaxşı görüşüm dünya nimetlerinden bular. Lekin bularını men dünyayım için yaxşı görmeyeyim mi? Bularını men ahiretim için yaxşı görüm. Sizlerini dünyanızdan menge yetken nasibe sizlerini dünyanızda yapıp sizlerini deyip koyuşlarından murat beni dünyada nasibem yok demekçiler.
sizlerini gözünüzü koruyurken bu dünya nimeti bugün hoşboyluk ve ayol mende ahiret için sevikli kılıngan. Çünkü liannehu lil fawaidi allati zekarna. Yukarıdaki faydalar noktaya nazardan ayol ayollar gibi ulanıştı. Ve li liqa'il malaikati fi't tib. Nima uchun ayollar gibi ulanıştı yaxshi ko'rganlar? Uylanganlar yukarıdaki ularını terbiyeleş, ular orkali talim veriş, ularının haklarını ada kılış ve hakaza noktaya nezerden. Ahiret için hemez. Şimdi kuşboyluğunu mu için yakışık görürler? Periştelerde yolukkanda o kuşudan daim kuşboyu hitkep duruşu için adamlar hem hudüşündek kuşboy buluşunu istekerler. Şu bilen bir ge, ve li ennehu, li enne tib demek için. Kuşboyluk cimage, mucamaage rağbetlendirildi. Sepken adam mı ham, hidlegen adam mı ham. Bu demek o şey irhatilini hukuklarını ada kılışke yardım verir. O şey noktayı nezerden işletkenler. Ve yu'inu aleyhi yardım verir. Ve yuharriku esbabahu. Ve onun sebeplerini hareketke kilitirir. Yani rağbat tuğdurur digen. Ve kâne hubbuhu lihâteyni el khasleteyni. Yani kuşboy sepiş. Ve köp nikahli buluş. Bu iki khasletnin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a sevimli buluşu li ecli gayrihi başkalar uçunudur. Kuşboyla yaptılar, başkalar ki kuşboyla yetkiziş için uzlarından. Nikahla yaptılar, başkalarını tamirlep terbiyeleş için. Lezzetleniş için, yani maktanış için, yani başka uçunmez. Demek başkalarının hizmeti noktaya nazardan, başkalarının menfaati noktaya nazardan bu nesnelerini yaxşı görgenler, rağbet kıyanlar, dediler. Ve kam'i şehvetihi, şimdilik öşe şehvetinin ihtiyacını kam'i, yani yukatış üçün. Lekin bu yerde, mene şu noktanı hem alakalı atıp koyanız, yani şehvetinin yukatış. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, eğer mabada üylemegenleri de şehvetinin tiyarlar mıydılar? Tiyarlar dediler beraber. İsa aleyhisselamlık uyutken de bulardı. Tiye alardılar, tiye alardılar. Lekin bu ham bir vasıta. Ayol kişinin bol buluşu ham şehvetini tiyişke bir vasıta sıfatında hizmet kıyı. Ve kâne hubbuhul hakiki el muhtassu bi zâtihi fi müşahadeti cebaruti mevlâhu. Lekin hakiki muhabbetleri el muhtassu bi zâtihi. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı zatlarda has bugün muhabbet neydi? Hakiki muhabbet, asıl muhabbetleri Mevlaları Allah Subhanehu ve Teala'nın ceberutunu müşahede kılıçdaydı. Ceberut ne mi? Ceberut var, melekut var, mülk var. Vücudunu taksimi, varlıkını taksimi. Mahluk etmez, varlıkını, vücudunu taksimi. Ceberut, melekut, mülk. Mülk zahir bopturgan biz siz bilan bizi gözümüzde görünüp turgan va shahodat olamiga dair mahluqotlarning mülk deyiladi. Allohning mülki deyiladi. Lahu mulkus samawati vel ard. Ularning ortidagi quvvat bor. Botiniy olam bor. Botiniy olamdagi mahluqotlarning malakut deyiladi. Mülkni faalut vaznidagi mubolag'ali sig'as. Lekin istilohda o ham o'zi malakutdan mulk degani, lekin mubolag'a bilan mutlaqo egaligiga olingan degani. Lekin istilohda botiniy olamga ishlatiladi. Biyadihi malakutu kulli shay deganda shu. Har bir narsaning malakuti, ya'ni botiniy olami, botiniy tasarrufi Allohning qo'lida. Zohir ham Allohniki, lekin botiniy tasarrufi ham Allohniki. Mana yer shari aylanyapti. Nima aylantiryapti? Ortada kuch var. O şey kuch melekut. O şey hem Allah'ın. Düşünürlüyüm. Siz gözde görüyorken neresi yumalak şer o. Tutturadan ibaret neresi o. Peki onu ortada onu başkarıp dururken kuvvet var. Ortada batini cihat var. O şey melekut alemi kiret. Şimdi ceberutçi. Mülk ve melekut Allah Ta'ala'nın sıfetlerinin isimlerinin inikası hesaplanır. O şey sıfatlar, Allah'ın zatı ve sıfatlar inikas etmeyen halindeki vücudunu ceberut değil. Şunlarla Allah Teala'nın
zatıdaki sıfatlar. Bana, mesela siz ayını gördünüz, ay yerini gördünüz, o yüzü görüyorsunuz, kuşunu görüyorsunuz, berkini görüyorsunuz, darahını görüyorsunuz, o sekenini görüyorsunuz. Demek ki dalalet kılı yaptı. Yaratıcı, başkaları, zat varlığına dalalet kılı yaptı. Şu meselelerini görüp Allah-u Teala'nın yaratıcı, başkaları, tasvir bir uçu, ekenliğini biliyorsunuz, doğru. Allah'ın sıfatlarının uzun görüyorsun, yok. Neticelerini görüyoruz. Sıfatlarının neticesini görüyoruz. İn sıfatın uzun müşahede kısesi o şey vücut cebalut değil. Düşünürlüğü mi? Müşahedetu cebalut da murat şu. Allah subhanahu ve teala'nın cebalutunu müşahede kılışke bağlangan o kişinin muhabbet. Ve münacatihi ve Allah subhanahu ve teala'nın münacatı gebogen muhabbetidir. Hakiki kişinin muhabbetidir. O şey muhabbetten kep çıkıp üylengenler. O şey muhabbetten kep çıkıp kuşbolini yaş görgenler. Artıdaki muhabbet, asıl muhabbet şu. Başka ayarlarda bugün yani ki başka narsalar, kuşbolik bugün başka gibi bugün muhabbetleri ular vasıteler, vesileler. Ve lidelike meyyeze beynel hubbeyni ve fasala beynel haleyni. Fekale ve cu'ilet kurratu ayni fi salah. Şunun için ikele muhabbet ne? Kaysi muhabbet ikele muhabbet? Allah'a bugün muhabbet, hamde kuşboylik ve ayarlarına bugün muhabbet. Kuşboylik ve ayarlarına bugün muhabbet, bitti muhabbet bu. Dünyevi inersege. İkinci muhabbet hakikisi, bu Allah'ın özüge bugün muhabbet. İkele muhabbetini arasını acil ettiler. Hı? İkele halatını arasını bölüp ettiler. Ne dediler? Hubbibe ileyye min dünyakum ennise'u ve tıyıp deyip durup وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ Gözümünün kıvancı namazda koyuldu dediler. Namaz ne için? Allah Teala'ya münacat bugün için. Allah Teala'nın müşahadesi bugün için. İkilesinin arasına ecdet koydular. Ben üç tane sen yaş göremem. Ayarlar kuşbolik namaz demediler. Belki silerini dünya ilerden ikilenlerse menge sevikliği koyuluyor. Bu ya vesile bugün için. Nerede muhabbetler ki? Muhabbet ki. Ve gözümünü kullanmış. Gözünü kurratu ayın degenlik özü kurra deyip savuğuna yetedir. İnsan kursançılığından köz yaş dökse muz deyip köz yaş dökülür. Gamdan, teşvişten, hapa gerçeliğinden köz yaş dökse ıslık köz yaş gelir. Kursan bugeninden şuna kadar kursan bugün ki yığla var gün. Közünü muzlat edigen kursançılığı bulsun senge. Demekçi bu siz Akarrallahu aynayk. Allah gözünü muzlatsın deyişken. Kurratu ayn degen söz şundan hep çıkan. Bizde gözlük kuvancı değil. Gözlük kuvancı mesela asıl manası. Asıl manası kuvançtan köz yaşayın tökülsün degen. Kurratu ayn degen kuvançtan köz yaş tökülü degen derecedeki kursançılığı ne etedir. O kanaka kursançılığı boladı ki şimdi kursançılığından gözü kuvana degen. Yani gözünü kuvancı hemen kuvançtan belen boladı. Siz buna közünüz kuğunası, közünün lezzet. Avukat lezzetten belen bolad. İşitken avazizi lezzetinden közünün lezzeti belen bolad. Közünün kuvançı belen bolad. Közünün özü deyem. Şu bilen bir ge. Şimdi bu kuvançı körüp kuvanışmaz söz asli. Közünün kuvançı deyim. Körüp kuvanışmaz. Asli közünün... Ne için közünün kuvançı değil dedi? Közünün özü asli insan kursan bugende kalbi kursan bolad. Ama insanın lezzet aladigen nerselerin arası da en köp lezzet közden bugün için kette kursançılıkını, en yukarı kursançılıkını köz kullanıcı deyip etli. Közünün kuğunası, közünün lezzeti başka kıs azalarının lezzetinden belen bugün için. Düşündünüz mü? Çünkü kette kullanıcını, kalbini kullanıcını közünü lezzetine nispet verip köz kullanıcı değil. Biz dilimizde. Şimdi Arap türünde kurratu ayın deyilişi közünden, kuvançtan yaş kesin degen olur. Yani kalbimi sururu demekçiler. Gözümü kuvançtan bura. Kalbimi sururu, yani ruhumu sururu kursançilik namazda. Yani insan yaş görgen nersesini hemesi bilenen kursan bulur muydu? Ama kursan bulgen nerses elbette yaş görgen nerses bulur. Siz yaş görgen nerseleriniz arasında en suyuklisini hem suyuklisi de kursan bu kitesi.
Doğru. Mesela aşını yaxşı görəsiz. Səvzini yaxşı görəsiz. Deyilik, gülü yaxşı görəsiz. Deyilik, alma daraxtını yaxşı görəsiz. Deyilik, kuyaşını yaxşı görəsiz. Lakin şularını görgəndə xursam olup gedəsiniz mi? Yox. Siz kalbinizi surur bahşet edigen nərsə, suyuklilerin suyuklisi boladı. Adli suyuklik olmayı. Oşan için Hazreti Betepler ki, gözümün kuvancı, kalbimin sururu namazda diyebilirler. O yaş görüş, nergi yaş görüş takamaz. O nergi yaş görüş, mayirlik halas. Özü hub, muhabbet, mayirlik degen, mayil buluş degen. Bunu köp mert etken ben. Sevmek, kıyşeymek degen. Şamal esti, daraklar sevdi dese, daraklar kıyşeydi degen olur. Ahabbe hem şu. Ahabbetil ağsan bosa, ya ki habbetil ağsan bosa, daraklar kış edildi yani. Şahlar. Kalbini mayil buluşu halos. Tabiyetini mayil buluşu, kalbini mayil buluşu. Ne dediğimiz? Muhabbet, sevgi diyemiz. Demek ayarlarını, kuşboyluğunu yaş görüş, mayillik, sevimlik, süyüklik, yakımlıydı yani. Ama kalbimi sururu umez. Kalbimi sururu namaz. Kalbi musururu Allah bilen diye. İkilesini ajratıp koydular. Bir kişi ayollarga bugün rağbetini eğer Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden mikin deyip oylasa uzu da. Karasın kalbi. Namazdan körü köprü yaş körü iken bu sınıfı da kovmaydı. Ayolga, ikinci ayolga, üçüncü ayolga bugün rağbeti, cemaatke bugün rağbetinden köp oladigen bu sınıfı. Onun muhabbeti, Resulullah'ın muhabbeti türü denmez. Yani ki şefkat noktaya nazar denmez. Sahabatını kandırgeni için onunla rağbet kılıyken bu sayı Resulullah'ın muhabbeti türü denmez o. Mesela ne için siz suyunu yaş görürüz? Çen kahvesi kandırgeni için. Ne için aşını yaş görürüz? Karnınızı tozuzgeni için. Siz nefsizlik kandırgeni için yaş görürken bu sayı eğer erkek ayağını ayağı erkeğiydi. O Resulullah'ın muhabbetiyle alakası yok onu. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam muhabbetlerinin nevi onu denmez. Şefkattan, rahmetten. Tushunarli mi? Ve o ham vesile asıl muhabbetleri yalnız Allah subhanahu ve ta'ala'ya çekilenge. Çünkü ikilisinin arasında ajratlar dediler. Fakat sawa sallallahu aleyhi ve sellem Yahya ve İsa aleyhi ve sellem fi kifayeti fitnetihinne ve zâde fadileten bil kıyami bil kıyami bihinne. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neticede ayollarının fitnesinden uzak buluşları ve nefslerini şehvetten tiyilişi nukta-i nazardan İsa ve Yahya aleyhi ve sellemlerge tinleştiler. Onlar ayollarının fitnesinden uzak buluş için üyleme gelmediler. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam ayollarının fitnesinden uzak buldular. Fitneye düşmediler. Şehvet parası bulmadılar. Ve koşumçasıya ayollarını tamirlep onların haklarını ada kılış bilen onlardan faziletleyen buldular. Aleyhissalatu vesselam. Bu kemalini ham yukarısı buldu. Ve kâne mimmen uqdira alel kuvveti fi hâze. Ve u'tiyel kethîra minhu ve lihâze ubiha lehu min adedil harairi ma lem yubah li gayrihi. Ayetler ki Nebi aleyhissalatu vesselam de cinsi kuvvet belen bugün. Bu manada juda katta kuvvet berilgan edi o kişiga. Shuning uchun o kişiga hur ayollardan boshqalarga cheklangandan ko'p adat halol qilindi. 9 ta. Boshqalarga 4 ta. Birinchi nuqta shuki Rasul akram alayhisolatu vasallamga 9 tagacha uylanish halol qilindi. Undan keyin ham olsa ham bo'lar edi Alloh taolo. La yahillu lakan nisao oyatini nosixmi mansuxmi ixtilof bor. Mana shu ayollardan keyin uylanmaysiz boshqa degan Alloh taolo cheklab qo'ygan 9 taga. Ayet-i Kerime'de. Bazılar ondan ki yine Allah halal kıyan diyen gepteme yetişken lakin belki üylenme gelirler. Lakin bazılar şu ahirge ayet şu bilen çekilengen deyişken. Her iki halette hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a 9 tahtın bilen bir vakitte yaşayışken izin verilgen. Nemege şularının hakkını ada kılışken kuvvetleri yetkeni için. Erkekken nemege çekilengen başka erkeklerge tutteden artığı galiba yetmeydi kuvvet. Tuttuk hem yetmeydi özellikle.
hem cismani, hem maliyevi, hem akli, hem tasarrufta kuvvet yetmeydi. Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da yetken uçun ondan köfürge hem izin verilgen, mübah kılıngen demekçiler. Ne için? Hurlar geldi ayet koyat. Çörünü köp asa bulurdu. Çünkü çörünü ayaldaki hakkı bu muydu? İki tane ayalı olsa bir gün onge bir gün onge barış gerek. Lakin bitti ayal bitti çörüsü olsa bir gün bitti çörünü bir gün ayalı kiye barış şartmaz. Çörünü aldı ki barış şartmaz her gün. Mutlaka varmasın yani bulurdu. Çörünün cinsi hakkı yok. Ayaldaki, hurdaki. Şunun için hurunu hurlarını helal kıldı diye takipte koyarken şunun için. Ama başkaları ki çoğurlar helal kılınken. Köp, köp alışı mümkün çoğuru. 10 da olsun, 15 de olsun farkı yok. Çünkü çoğurunu hur ayaldaki hakkı olmaya yerinin üstünde, erkeğin üstünde. Bu yerden ne bir tane nükte şu ki, demek hur eken mi ayol hakkı var. Hakkı var eken mi ada kılgen yine onu uzun izminde saklayıp duruşki hakkı var. Bu mesela üylenişki hakkı yok. Ya ki nikahı da üçle talağını bilmesinden duruşki hem hakkı yok. O şu nüktede bu kişi itibar karartıp harair deyip takitle yaptılar. Ve kad ruvina an Anas'in radıyallahu anhu ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne yedûru alâ nisâihi fissâ'ati minel-leyl ve'n-nehâr ve hunne ihdâ aşara. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem keçenin ya ki kündü ve kündüzünün bir saati de bir vakti de yani saatten murat 24 saati bittesimez. Bir kısa müddeti degen. Yani. 15 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Şuna kadar vaktin saat değişken. Saatten murat az gene muhlet, az gene fırsat degen. Yani. Bir vakitte, malum vakitte bütün ayarlarını aylanıp çıkardılar. Ular 11'teydi. Ayolları 9'da olgan, iki tane sürü olgan. Bu yerde 11'te diyken ne bahis şu. Reyhana bilen Meryem'e Kıbtiyen'in koşuyor, koşken. Şimdi bu aylanış kanak aylanış. Hemen bilen koşulup çıkış mı? Yok. Bu yerdeki gapten Murat, bir vakitte diyenden Murat ne mi? Bir vakitte. Hala havalı soru şu. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılıngan hadiste asırdan kendi diyenler. Gahı da Bamdat'tan kendi. Gün çıkandan ki. Lakin bir meşhur rivayette asırdan ki. Ayşe radıyallahu anh'a takitlep koygenler. Feyednu min gayri mesis. Kirip ayollarını aldı, kirip çıkardılar her birini aldı. Gel. Min gayri mesis yatmazsan degen. Yani yaşlı mısın, tüzüğü müsün, kemçeliğin yok mu? Deyip hal haber sonra botardılar. Bir vakitte mesela asırdan ki 15 dakikada, 2 dakikadan, 5 dakikadan her birini aldı, kirip hal haber sonra koygenler. Kalle yevmun illa deb etken Ayşe radıyallahu anh'a. Kemden kem künden başka her gün şunu kılardılar diyorlar. Madem Medine'de bu günlerde yani bir rivayet kathiran ma deb etkenler. Kup kup. Kupınça diyen. Yani ekser külleri ayarlarını her günü haliden havara gönder. Hani sünnet şunu diye böyle. Nevbeti günü ucunu yüde yatadılar. Ama her günü hamasından haridan havarıp çıkardılar. Bana bu sünnet. Şimdi bu kişi bunu hazır Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın cinsi kuvvetleri gibi misal kılmak için. Bu onge kuvvet, misal olmayıdı bu rivayet. Natoru kilitirilgen bu yerge. Bu yerde ki yaduru aleyhin neden ayarlarını da aylanıp çıkardığından Murat bu yerde bunlar bilen her bir bilen koşulup çıkardı diyenmez bu. Halıdan havarıp çıkardı diyen. Bu umumen yukarıdaki mevzuge cismani kuvvetle alakasız gel. Bu rivayet bu mevzuya taalluklıymış. Aynı şu rivayet. Tushunarlimi? Endi buni qo'shimcha qilib Anas radhiyallohu anhu gapni aytadilar ki, o'zaro gaplashar edik, Rasul akram alayhissalotu vasallamda 30 ta erkakda quvvat bor der edik. Degan rivoyat keltirdilar. Shunga o'xshagan gap Abu Rafiyadan ham rivoyat qilingan. Tovusdan bo'lgan ham rivoyat bor. Ular nima deyishgan? 40 ta erkakda quvvati bor. Cemaatde deyip aytışlardı. O şimdi yok şeyin gap Safvan ibn Süleym'den hem var. Şimdi bu Resulullah'ın gapları mı? Yok. Sahabaların gap. Onların oyu. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam menge 6'da hususiyet verildi. Ya ki 5'de hususiyet verildi diyen rivayetler bana. Utitu cevami'al kelim. Cevami'ul kelim verildi menge. Kıska sözler bilen kette manalarını ifadeleş. Ha? Yani ki bir aylık mesafeden
düşmanımga qo'rquv solinadigan bo'ldi. Shu fazilatlarni orasida aytgan bilan shunaqa fazilat yo'q. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'zlaridan vorid bo'lgan emas bu gap. Bu sahoba ikromlarning gumoni. Ko'pincha asosli bo'lishi ham mumkin, bo'lsa ham ziyoni yo'q. Asosli bo'lmasligi ham mumkin, ko'pincha odatda yetakchi shaxslarning atrofidagi kishilar ulardagi quvvatni ko'pincha bo'rttirib tasavvur qiladi. Masalan, Shayx hazratda uxlamaydi bu odam deyishardi, uxlardilar. Lekin qilayotgan ishini ko'rib turib uxlamaydi bu odam deb o'ylaydi. Lekin uxlaydilar. Ba'zan o'sha yetakchi kishilarga nisbatan ulardagi quvvatdan hayratga tushgan kishilar o'zlarini nazdida yuqori me'yorlarni qo'yib olishlari bor. Shuning uchun Anas roziyallohu anhu ham Rasul akram alayhissalotu vasallamdan rivoyat qilmayapti. Biz shunaqa deb aytar edik. Ya'ni 40 ta erkakning yoki 30 ta erkakning quvvati bor u kishida deb aytar edik. Deyapti. Bo'lsa ham ziyoni yo'q. O'shancha quvvat bilan 30 ta uylanmaganlari yana bitta fazilat bo'ladi. Salmo mavlolari Salmo aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kechada ayollarini hammasini 9 tasini aylanib chiqdilar va har birida alohida cho'mildilar, poklandilar. İkincisiga o'tishdan oldin. Va bu mana shu pokroq va yoqimliroq, tayyibroq deb qo'ydilar. Ya'ni har aloqada, jinsiy aloqada yuvinish shu pokroq, shunisi yoqimliroq deb aytib qo'ydilar. Bu endi har kuni bo'ladi deganimiz. Chunki aslida Rasul akram alayhisolatu vasallam birovni navbat kuni ikkinchisini uyiga kirmaganlar kechqurunda. Xo'p, bu qachon sodir bo'lgan bo'lmasin menmi? Bir kechada 9 avni uyiga kirganlari. Bu ko'pincha sodir bo'lgan onda asonda safardan qaytganlarida bo'lgan bo'ladi deydi ulamolar. Chunki safarga chiqqan paytlarida qura tashaganlar. Qura kimga tushsa o'shni safarga olib ketganlar. Qaytib kelib navbatni boshlaganlar. Hech qachon bir ayolning kunida ikkinchi ayolnikiga bormaganlar. Buni zulm deb bilganlar. Shuning uchun Oysha roziyallohu anha kechqurun chiqib ketsalar tashqariga. Birorta ayolnikiga chiqib ketdimikin deb orqalaridan chiqqandim. Meni zulm qiladi deb o'ylayapsizmi dedilar Rasululloh. Demak shuni zulm deb bilganlar. Boshqani uyiga chiqmaganlar. Lekin bu bir kechada hammasini oldiga kirib chiqqanlari bu safardan qaytganlarida uzoq vaqt hammalaridan uzoq bo'lgani uchun hammalarini xursand qilganlarida keyin ertasidan navbatni boshlaganlar. Tushunarlimi? Bu ham kamolotdan, quvvatdan va vaqtlaridagi barakadan o'zlariga xos narsa bu. Bu ham boshqani o'sha ayollarning royasi uchun bu. O'zlarini nafslari uchun emas. Mashagacha keldik. Endi inshaalloh qoyanini keyingi darsda o'qiymiz. Bu mavzu yana davom etadi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, Rasul akram alayhisolatu vasallamda katta quvvat bo'lgan, jismoniy quvvat, ruhoniy quvvat. Shuningdek, taqvo ham erkak kishining erkakligini kuchaytiradi. Ulamolar buni tajribada ko'p o'tkazishgan. Taqvoli insonning erkakligi ham kuchli bo'ladi. O'sha quvvati ham yaxshi bo'ladi. Bu o'zini sog'ligiga ham, oilasini sog'ligiga ham xizmat qiladi. Shuningdek, ruhiy quvvat ham bu narsada rol o'ynaydi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hammasi mukammal bo'lgan. Lekin Rasul akram alayhisolatu vasallamning mana bu oilaviy hayotlari, oilaviy munosabatlari, er-xotinlik munosabatlari nafs ortidan emas, balki zarurat va boshqalarning manfaati nuqtai nazaridan bo'lgan. Va Alloh subhanahu va taoloning o'zini tavjihi yo'naltirishi bilan bo'lgan. Buni qaydan bilamiz? Rasul akram alayhi salatu vasallam Hadisha roziyallohu anha bilan yashagan muddatlarida uylanmaganlar. U kishidan ham uylanmaganlar. 50 dan oshgandan keyin taaddud u kishida ko'p xotinlik boshlangan. Nima uchun? Ta'lim uchun va yuqorida aytganimizdek ta'minot uchun va boshqa hikmatlar bilan. O'zlari aytganlarki, birorta qizimni uzatmadim, birorta ayolga uylanmadim, illo vahiy bilan deganlar. Vahiy bilan uylanganlar, vahiy bilan qiz uzatganlar. Bular hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'zini tasarrufi bo'lgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning kamollarini yuzaga chiqarish va u kishining ichki hayotlarini ham
ümmetki kaldırış. Üçün için mesela gusullerini Ayşe radiyallahu anha en yakın ayarları böyle türüp başka analarımızda alemiz. Gusul ve taharetlerdeki bazı tefsilatlarını. Ummu Seleme, Maymuna radiyallahu anhalarının rivayetleri bazı tefsilatlarda Ayşe radiyallahu anhanın rivayetinden göre kengra bo'ladi. Yani ki uydagi namazları hakkında, ibadetleri hakkında. Mesela Ayşe radiyallahu anha Resulullah zuha namazını okumagenler degen. Ummu Seleme radiyallahu anha okuyan degenler. Bitteleri körgenini başkası körmegen. İbadetleri, içki haletleri hemme hemmesi ümmetke tola rivayet kılınışı için ve insaniyetki kıyamet geçe İçki taşkı hayatı da hidayet buluşu için Allah Teala şunu cari kıyın. Çünkü Resulullah'ın kemallerini kamerap alış bir kişinin kudreti yetediyenler semez. Bitti ayol kameral mıydı? Ayşe raziyallahu anha deyi akıllı bu saham. Uşan deyi alim olsaydı. Uşun için bazı ahkamlarda Ayşe raziyallahu anha birgen fatvaya onalarımız karşı çıkken. Bu ular hak buydu. Düşündünüz mü? Çünkü Resulullah'ın içki hayatlarını örgenişki hem bitti ikide adamı aklı nazar kifaya kılmıyor yetmeydi. Türlü adamlar, türlü akıllar örgeniş gerek buna hem. Daim ki o kişinin hayatları bizge tuğla kalsın. Yani şunun için Allah Ta'ala'nın uzu sünnet kıya. Birer de işleri uzlarının nasibelerden kip çıkanmaz. Yani sünnetke ergeçmek için olsa kimi iki köp nikah bilen mene şu tarzda ergeçiş gerek. Halı bilen ergeçiş gerek. Ruhiyeti bilen ergeçiş gerek. Ana şu kişi sünnetki ergeçken bile. Surette şekilde ergeçken adam sünnetki ergeçken bulmaydı. Hakiki ergeçken kişi sünnetki onun ruhiyetini koşup ergeçken kişi bile. Biz onu halde mutabak edip eytemiz. Demek köplüge maktaladigen hayati zaruret, dünyevi zaruret bittesi nikah. Bunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ota berkemal bugenler İsa ve Yahya aleyhisselamların iffetleri ve takvaları bilen birge ayollarının teminatı ve onlarının terbiyesini hem kıyarlar. Bu Resulü Ekrem aleyhisselatü vesselamın kemalleridir. Ve kıyamet geçen namuna kısa böyle diyen hayattır. Bunu fakat madde bilen fikirle diyen, şehvetten başka nerseni bilmeyi diyen, dünyayı ki yeniden beri nefsini kandırıştan başka nerseni körmeyen peskeş aklı kelte müsteşrikler düşünmeydi. Onların aklı almaydı. Onlar bunu hız kılalmaydı. Bunu Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanıgen, o kişi bilen birge yaşayanlar, yaşı bilgen, bu doğru düşünüşken. Şunun için Enes ibn-i Malik raziyallahu anhu bir rivayette Resulullah ayarlarını yaş görerler diyor. Gufran eke deyip koyuyor. Allah özün keçirgin deyip koyuyor. Neme geçler diyen. Na doğru güman gelişinden saklanış için. Sahabat parasligidan yaxshi ko'rgan degan gumon kelib qolishidan o'zini ehtiyot qilib shu gapni aytganlar. O'shundan Rasululloh pok bo'lganlar uchun. Alayhissalot bo'lsin. Tushundingizmi? Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.